En çok tabii ki de Muhammed abi, çünkü Volkan abi biraz beni çıkıcıklıyor yapmak için. Raporla arıyoruz. Bakalım ama ben bak. Üç çocuğum var. İkisi engelli. Bütün bakımları, her şeyleri bana ait. Yani bir bebeğin nasıl anneye ihtiyacı varsa onların da aynen öyle bana ihtiyacı var. İşte mamalarını, altlarını, üzerlerini hep benimle yani. Bu sefer artık babaları da hasta. Şükür dedik, iyi gidiyor. DNA 8 yıl böyle güzel gitti. 8 yıl sonra tekrar bir değer yükseltti. Şimdi işte belden ameliyat oldu. Doktorlar hiç umut vermedi yani, yürüyemeyecek dedi, oturamayacak dedi ama yine işte yürümeye başlayacak dedi ameliyat sonrası. İşte çok büyük bir ağır bir ameliyat geçirdi, 7,5 saat ameliyatta kaldı. Ölümde yani bize ameliyatta çıkamayacağını söylediler, çıkamayacak da yine ama Allah verdi gerisi geri işte bize bunu. Maddi durumda daha çok sıkışıyorum yani. Maddi durumda çok sıkıştım. Eş dost yardımcı oldular yani. Ama nereye kadar? Nereye kadar? Çocuklarım mesela yedirmesidir, içirmesidir, ondan sonra bezidir. Bunlar da yani bayağı bir sıkışıyoruz yani. Yerdeler. Sürekli yerdeler. Çünkü şöyle bir koltuğa çıkıp da oturup da bir tane koltuğumu eskitmediler. Aslında vuruyor. Küçük oğlum biraz agresif. O kafası ne vuruyor? Onun için o çekmecelerin şeylerini falan söktüm. Evlen işte hep bunlara göre ayarlıyorum. Hani kapıydır, yeridir. Mesela masa sandalye mesela onlara yakın gitmiyor. Masa sandalyeleri çekiyorlar. Onları birbirlerine düşürüyorlar. Onun için masa sandalyem bile yok mesela, düşün evin içerisinde. Bunlara yine alıştım da işte bunun. Biz daha önceden kirada oturuyorduk. Kirada oturduğumuzda çocuklarım sobada çok şey ettiler. Habire ellerini yakıyordu, habire yanıyordu. Yani bunun da aynen öyle. Dedik hani maddi durumumuz biraz daha iyiye gittiği için bir ev alalım dedik. Hani kaloriferli bir ev aldık. İşte buraya geldik. Eşim tekrar bir daha hastalandı. Onun hastalığı nedeniyle evimiz şu anda kendimizin ama kredi ödüyoruz buraya. Kredi ödediğimizden dolayı da çok darlandık. Şu anda kömür paramı bile ödememişim yani. İşte kolu komşu idare ediyor. Kömür parasını bazen çıkıyorum, utanıyorum söylemeyi yani. Ne olur diyorum, listeye yazmayın ismimi görünce, orada ismini görünce eşimin çok tuhafıma gidiyor. Şu ana kadar hiç öyle bir şey yaşamamıştım ama şimdi orada boşluğu görününce çok kötü oluyorum. Büyüklerimiz de destek istiyorum işte. Bizlere destek olsunlar. Bunlar için maddi destek istiyorum. Çünkü bunların hani doktora bir sürekli 20 sene boyunca sürekli doktordaydım. Ankara, Trabzon, Erzurum, gezdirmediğim yer kalmadı. İnan ki dişimden, tırnağımdan eksilttim. Yani o kadar şey yaptım ki bunları o kadar gezdirebildim ama maalesef çaresi yok dedi doktorlar, ama böyle evde bakacağız işte bunlara bu şekilde. Bu çocukların işte sandalyesi, bezidir, mamasıdır, ihtiyaçlar olduğu elimizden geldiğince yardım ediyorduk ama son 8 yıldır baba da artık rahatsızlandı. Kendi derdine düştü ama buna rağmen anne Melice, en büyük yük anne de gerçekten çok büyük özveriyle ailesine bakmaya çalışıyor. Şu anda çocukları gördüğünüz gibi hep yerlerden diyor. Hiçbir koltuğumu eskitmedi çocuklarım dedi. Acı bir şey. Oturamıyorlar. Sürekli yerde sırt üstü yatıyorlar. Kendi dünyalarında konuşamıyorlar. Dertlerini anlatamıyorlar. Mamayla besleniyorlar. Yani aldıkları maaş da belli. Bir
emekli maaşıyla bu yaşam sürdürmeye çalışıyor. Sosyal devlet ne kadar bunlara destek olursa olsun fiziki yük annenin sırtında ve diyor ki bir çocuğumu 4 kişi zor yıkıyoruz. Durmuyor çünkü çocuk yatalak olduğu için suya da girmek istemiyor. Yani hijyen, temiz bakabilmemiz için de yıkanması gerekiyor. En büyük şeyimiz maddi olarak. Çünkü git gel, git gel, git gel emekli maaşıyla. Yani inan ki çocukların bakım ücretiyle geçiniyoruz. Çünkü evimiz kirada. 2 milyar 920 milyon buraya taksit ödüyoruz. Yani aldığım zaten emekli maaş oraya gidiyor. Artı çocukların parasıyla da geçiniyoruz. Yani yola izada böyle işte eş, dost, komşu, şu, bu işte. Böyle desteklerle, özel arabayla gidiyoruz. Tabii ki de babamın rahatsızlığı biraz beni de üzdü. Ama dayanmak zorundayım. Abilerime ben baktım. Mamalarını ben içirdim. Babamın ayağa kalkmasını ben de çok istiyorum. Ama babamla ayrı kaldık. O da beni biraz üzdü. Abilerime ben evet baktım. Ayağa kalkamadılar onda. Ben de biraz üzüldüm. Onlarla beraber oldum. Okuldan geldim. Onlara baktım. Onlar hep yanımda oldu. Biraz bize destek vermeniz, biraz paraya da muhtaçız. Hiç, babam hep ödüyordu. Ama bu ara isim yazıldı. Hep sıfırdı ama şimdi yazıyor. Biraz maddi durumumuz da geriledi. Biraz yardım istiyoruz. Babamın ayağı kalkacak, iyileşecek. Yine eski günlerimiz, mutlu günlerimiz geri gelecek. Ben eminim. Ve eminimi başa sarkmayacağım. Evet, gerçekten babam yürüyecek. Babam yürüyecek, ayağa kalkacak. Değil mi baba? Koş Volkan, koş Volkan, koş. Gel Volkan, gel, 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 gel. Gel annenin aldı, gel. Koş anne, koş. Hele Muhammed de bir koşsun da gelsin, hele Muhammed de bir koşsun. Öpüştü. Ha, Muhammed. Al. Gel. Al, ver öpücük, ver öpücük. Allah'ım. Efendim, efendim anneciğim. Efendim. Tamam da anne, tamam.